بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم وما تعملون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Yüce Allah Celle Celaluhu cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine karşı olan sorumluluklarımız iki ana başlıkta toplanabilir. Bunlardan bir kısmı, birincisi inançla ilgili olan bölümdür. İkincisi de tavır ve davranışlarımızla ilgili olan bölümdür. Elbette ikisi de önemlidir. Yani inançla ilgili olan bölüm de önemlidir. Tavır ve davranışlarımızla ilgili olan sorumluluklarımız da önemlidir. Sonuçta yaratanımıza karşı sorumluluklardır bunlar. Bu itibarla kul olarak hem inançla ilgili bölümü hem de tavır ve davranışlarımızla ilgili bölümü bir sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmek lazımdır. Ancak bu ikisi de önemli olmakla beraber birincisinin affı yok, alternatifi yoktur. Yani bir insanın inancıyla ilgili sıkıntısı varsa bunun affı söz konusu değildir. Bu şekilde ahirete intikal gerçekleşirse. Ama diğerinin, yani tavır ve davranışlarımıza taalluk eden kısmının af ihtimali vardır. Daha açık ifadeyle söylemek icap ederse, bir insanın imanında sıkıntısı var. Kriterlere göre mümin kabul edilmiyor. Bu insan bu şekliyle beraber ahirete göçse, tavır ve davranışlarında hiç yanlışı olmasa bile, yani insani münasebetleri iyidir, anasına babasına iyi davranıyor, kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etmemiş olsa bile, hatta fakirlere, gariban insanlara yardım etse bile, eğer imanında sıkıntı varsa, bu insan bu şekilde ahirete göçtüğünde af ihtimali hiç yoktur. Eğer bir insanın inancında sıkıntı olduğu halde ahirette af olma ihtimali olsaydı, İbrahim Aleyhisselam'ın babasının af olması söz konusu olur idi. Çünkü Cenab-ı Hak benim dostumdur dediği ve hayatını Allah için feda eden İbrahim Aleyhisselam'ın babasıdır. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri, İbrahim Aleyhisselam'ın babası bile olsa, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu bile olsa,
Efendim cömertlikte çok meşhur olan Arabistan'da her tarafı ün salmış, cömertliğiyle ün salmış Hatim-i Tâi de olsa imansız ahirete göçen hiçbir insanın kurtulma şansı yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Estaizu billah İnnallâhe lâ yâgfiru en yüşrake bihi ve yâgfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah kendisine şirk koşulmasını, küfrü bağışlamaz. Bunun dışındakileri bağışlar, dilediği kişilere, dilediği kişilere bağışlar diyor. Demek ki imana taalluk eden kısımlardaki sıkıntının telafisi söz konusu değildir. Onun için imana taalluk eden konularda çok hassas olmak lazım. İnancımızı çok sağlam, çok muhkem tutmalıyız. En ufak bir şüphe götürmez iman. Ve bil ahiretihum yuqinun diyor Allah Celle Celaluhu. Hemen Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında Fatiha'dan sonra Bakara Suresi Elif Lam Mim diye başlıyor. O Elif Lam Mim'in sonunda ne vardır? Ve bil ahiretihum yuqinun. Ne demek? Ahirete böyle sıradan bir inanç değil, kesin. Gözünün önünde gördüğün varlıkların varlığına nasıl sağlam inanıyorsa, o şekilde de ahiretin varlığına tereddütsüz, kesin olarak insan inanacak. Acaba cennet, cehennem var mıdır, yok mudur diye insanın tereddüdü olsa, cennet yoktur, cehennem yoktur diyen insan nasıl dinden, imandan mahrum ise, tereddüt içerisinde olan insan da imandan mahrumdur, o da imansızdır, o da imansızdır. Kur'an'da anlatılan gerçeklerin, %100 gerçeklerin, Kur'an'da anlatılan gerçeklerin bir tanesinde insan tereddüt etmiş olsa, inkar edenle tereddüt edenin arasında imansızlık açısından fark yoktur. Birisi kalksa dese ki, faiz haramdır diyorsunuz. Böyle bir şey yoktur. İnkar etse, bu adam dinsiz, imansız. Bir adam da kalksa dese ki faiz haramdır diyorsunuz, evet ama biraz da şüpheliyim bu konuda. Niye haram olsun ki? İnkar etmiyor ama tereddüt içerisindedir. Peki Kur'an-ı Kerim bunu kesin dille haram olduğunu söylüyor mu? Söylüyor. Bir insan bunda tereddüt etse, Allah'ın kesin talimatında tereddüt ettiğinden dolayı bu insan da dinden, imandan mahrum olur. Bunun için söylüyorum, inançla ilgili olan görevlerimiz istepnesi, yedeği yoktur. Bunların efendim olması gereken normlarda olmadığı takdirde Allah muhafaza küfre kaydıracak durumlarda ne olur? Bunun affı da söz konusu değildir. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, inancımızı zedeleyecek her türlü konuşmayı, her türlü konferansı, sempozyumu neyse onları asla dinlememek lazım. İmanımızı zedeleyecek, bize şüphe efendim duygularımızı geliştirecek, şüphelenmemize sebep olacak her türlü konuşmayı, her türlü tartışmayı hayatımızdan uzak kılmamız lazım. İçimize bir şüphe düştüğü zaman Allah muhafaza. Şimdi bugünkü dersimizde de kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde de kısmı azamıyla inancımızla alakalı olan, inancımızı etkileyen bazı konuları müzakere edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki لَا عَدْوَى وَلَا طِيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُوا Asla ve kat'a uğursuzluk diye bir şey yoktur. Hastalığın sirayet etmesi, bulaşması da yoktur. وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُوا Tefeul etmek hoşuma gider diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hastalık bulaşması meselesi ve uğursuzluk meselesi toplumda yaygın bir mesele midir? Yaygın bir meseledir. Bu sadece bizim toplumumuzun sorunu değil.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce de cahiliyet döneminde o bölgede uğursuzluk ve hastalık bulaşması yaygın bir inanç idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalık bulaşması yoktur dediğinde bir tanesi diyor ki ya Resulallah bir deve uyuz oluyor. Sonra geliyor sağlam develerin arasına giriyor. Onlar da uyuz oluyor. Hani hastalığın bulaşması yok dediniz ya. Bu nasıl oldu diyorlar. Veya uyuzlu bir at geliyor sağlam develerin arasına, onlar da uyuz oluyor. Demek ki bundan onlara bulaştı demektir. E siz yok diyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir soru sordu. Peki diyor, o hani birinci deve uyuzlu geldi ya, onu kim uyuzlattı diyor. Eğer ikinci develeri hasta eden bu ise, birinci deveyi kim hasta etti? Şöyle diyebilir miyiz? Birinci deve ikinci develeri hasta etmiştir. İşte kıymetli dostlar, burada şöyle bir nükte var. Hastalığı veren de Allah'tır. Şifayı da veren Allah'tır. Kimse kimseyi hasta edemez. Kimse kimseyi iyileştiremez. Ne ilaç şifa olur? Allah yaratmadıktan sonra ne bir başkası bir başkasını hasta edebilir. Eğer birinci deve, uyuzlu deve, ikinci, üçüncü develeri hasta etmiş ise, peki o zaman birinci deveyi kim hasta etmiş? Eğer birinci deveyi hasta eden Allah ise, ikinci deveyi de hasta eden kimdir? Allah'tır. Yani hastalığı veren de Allah, şifayı veren de Allah'tır. Eğer insan, bulaşıcı bir hastalığa müptela olan insanın başkalarını da hasta ettiğine inanırsa, hastalığı veren Allah değil de budur diye düşünürse, böyle inanırsa, bu inançta sıkıntı vardır. Tam tersine bir örnek verelim. Diyelim ki doktora gittik, mahir bir doktor, becerikli bir doktor muayene etmiştir, teşhis koymuştur, ilaç vermiştir ve bu ilaçları içtik, hastalığımız geçti. Şimdi ben ilacı kullandım, doktorun verdiği ilacı kullandım, iyileştiysem, beni iyileştiren doktordur diye düşünürsem hata ederim. Beni iyileştiren ilaçtır dersem hata ederim. Doğrusu nedir? Bana şifayı veren kimdir? Allah'tır. Doktor nedir? Vesiledir. İlaç nedir? Vesiledir. Aynı hastalıktan doktora gittiği halde, aynı ilacı kullandığı halde iyileşmeyen var mı? Var. Aynı hastalıktan doktora gidiyor, doktor ikisine de aynı teşhisi koyuyor, ikisine de aynı ilacı veriyor. Fakat birisinde o ilaç faydalı oluyor, birisine hatta zararlı da olabiliyor. Tepki de verebiliyor, alerji yapabiliyor. O zaman şöyle inanacağız biz. İlaç bir vesiledir, doktor bir vesiledir. Allah dilerse o doktor vasıtasıyla o ilaçta bizim için şifa verir, şifa buluruz. Allah dilerse efendim bize şifa vermez ve bizi iyileştirmez. Bazen bir hastanın başında dünyaca ünlü doktorlar geliyor ve o doktorlar kendilerine göre teşhis ettikleri hastalığa göre ilaç veriyorlar. Fakat adamı kaldıramıyorlar. İyileştiremiyorlar. Çünkü iyileştiren kimdir? Allah'tır. Siz Amerika'dan doktor getirseniz, Çin'den doktor getirseniz, Japonya'dan doktor getirseniz, sahasında en uzman insanı getirseniz, şifayı doktor vermeyecek. Kim verecek şifayı? Allah verecek. Bir hasta yoğun bakıma alınmış olsa, bu hastayı iyileştirmek için Türkiye'nin en meşhur doktorları, en ünlü doktorları hastanın başına toplansa,
İyileştirebilirler mi? Allah takdir etmezse. İyileştiremez. Bir hac mevsiminde rahatsız olan, hasta olan bir hacımızı hastaneye götürdüm. Doktorun odasına çıktık. Doktorun odasına çıktığımızda doktorun arkasında bir tabela vardı. Tabelada bir ayet yazıyordu. Çok dikkatimi çekti. Tabeladaki ayette ne yazıyordu? Estaizu billah. Ve izâ meriltu fehuve yeşfî. İbrahim aleyhisselam müşriklere Allah'ı anlatıyor. Allah'ı anlatırken diyor ki bir cümlesinde, Kur'an'da ayet bu tabi. Hasta olduğum zaman beni Allah şifaya beder. Yani içeri giren hastaya o ayeti kerime doktorun arkasında yazılı duvarda asılı ne demiş oluyor? Ben sana şifa veremem. Sana şifa verecekse Allah verir. Ben sadece elimden gelen sebeplere tevessül ederim. Bu neye benzer? Toprak ne yapamaz? Bitkiyi bitiremez. Yağmur olmadıkça. Yağmur yağmaz bulut olmadıkça. Bulut gelmez rüzgar olmadıkça. Rüzgar gelmez Allah göndermedikçe. Rüzgarı da gönderen Allah, bulutu da gönderen Allah, bulutu da bulutun içerisine yağmuru da yerleştiren Allah, o yağmurda topraktakileri bitirme gücünü, enerjisini de veren Allah. Toprağa da o yağmurun içerisindekileri algılama ve hayata dönüştürmek, bitkiye dönüştürme gücünü, kabullenme imkanını da veren Allah. Sonuçta hepsini veren Allah'tır. Takdir ederse olur, takdir etmezse olmaz. Öyleyse tekrar hadis-i şerifimize dönelim. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la adva. Hastalık bulaşması diye bir şey yok. Nasıl yok? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bulaşıcı hastalık olursa dışarıdakiler oraya girmesin diyor. Olduğun yerde varsa sen de oradan dışarı çıkma diyor. Ne demektir bu? Yani bulunduğun yerde bir bulaşıcı hastalık olduysa oradan kaçmayacaksın. Bu hastalar beni hasta eder. Hastalar seni hasta etmez. Sen hasta olacaksın, seni Allah hasta eder. Başkası hasta etmez. Efendim, böyle bir hastalığın olduğu yere de girme diyor. Demek ki tedbir almakta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedbir almayı uygun görmüş mü? Tedbir alırsın. Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa buna karşı tedbir alınabilir. Ama inanç olarak bu bulaşıcı hastalığı olan insan beni de hasta etti, şunu da hasta etti, başkalarını hasta etti dersen hasta etme, şifa verme işini Allah'tan başkasına izafe edersen bu yanlış. Eğer bir insan bu bulaşıcı hastalığı olan insan başkalarının da hastalığına sebep oldu derse bu yani günah olabilir de küfür olmaz. Ama bunu bu hasta etti derse, sebep oldu değil de bunu bu hasta etti derse, Allah muhafaza bu insanın imanını ilgilendirir. İkincisi, hadis-i şerifte geçen ikinci cümlede, uğursuzluk yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi uğursuzluk inancı bizim Türk toplumunda da vardır. Eski toplumlarda da, muhtelif toplumlarda da bu inanç vardır. Mesela Araplarda şöyle vardı. Sabahleyin yola çıktıklarında karşılarından bir kuş geliyorsa, eğer kuş sağ taraftan geçiyorsa demek ki bugün benim bu işim rast gelecek, işine devam edermiş. Eğer sol taraftan gelirse o zaman bunu uğursuzluk kabul eder. Ben bugün uğursuz bir günümdür, bu işte ben başarısız olacağım derdi, geri dönerdi, işine çıkmazdı. Bizde de değişik inançlar var. Bazıları der ki ben sabahleyin evimden çıktığımda, affedersin, bir kediyle karşılaşırsam o gün işlerim rast gitmeyecek demektir. Kediyi uğursuzluk vesilesi kabul eder. Veya bazıları trafiğe çıktığında ilk karşılaştığım ışık eğer kırmızı ışıksa bugün işlerim rast gitmeyecek demektir. Bunların hepsi batıl inançtır. Bunların hepsi nedir? Batıl inançtır. Bazıları, efendim bir yılanı öldürdüğün zaman bekle. Mutlaka o yılan, evet ölmüştür ama
O kafasında fotosentezle senin fotoğrafını çekmiştir, diğer yılanlara göndermiştir, mutlaka kardeşleri senden intikamını alacaktır. Yok böyle bir şey. Bu batıl inançtır ve gerçekten halk arasında kendi etkisini göstermiş hurafelerden bir tanesidir. Yani yılan insandan daha mı maharetli? Bir adamı öldürüyorsun, o kardeşlerine bunu duyuramıyor da bir yılan, ölmüş olan bir yılan efendim fotosentezle fotoğrafını çekiyormuş da diğer yılanlara gönderiyormuş da intikamını alacakmış da, böyle bir şey yoktur yani. Bu inanç da sakat bir inançtır. Asla gerçekle bağdaşmayan bir inançtır. Trafikte karşılaştığın ilk ışığın yeşil olması veya kırmızı olması sadece bir tevafuktur. Başka bir şey değildir. Öyleyse kıymetli dostlar, evimizden çıktık. Karşılaştığımız insan bizim için uğursuzluk vesilesi olabilir mi? Kadındır, erkektir. Olmaz. Efendim, kuşu sağımızdan geçmiş, solumuzdan geçmiş uğursuzluk vesilesi olabilir mi? Olmaz. Peki, kuş uğursuzluk vesilesi olmaz. Efendim, ışık uğursuzluk vesilesi olmaz. Kedi uğursuzluk vesilesi olmaz. Efendimiz la tîrete diyor. Yani sadece bunlar değil. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Hatta hiçbiriniz yola çıktığınızda cahiliye döneminde uğursuzluk gibi kabul edilen, mesela sol tarafından kuş geçmiştir. Benim bugün işlerim rast gitmeyecektir. Bu işimde başarılı olmayacağım deyip sakın kimse geri dönmesin diyor. Sakın kimse geri dönmesin, işine devam etsin. Yani bu manzara onu etkilemesin demektir. Bu minval üzere kıymetli dostlar, Safer ayı, Muharrem ayından sonra Safer ayı geliyor. Safer ayı uğursuz bir aydır der bazıları. Gerçekten ayın içerisinde uğursuzluk var mıdır? Eğer kaynakları iyi incelersek, kitaplarımızdaki bu konudaki bilgileri iyi incelersek, ayın içerisinde uğursuzluk olmaz. Yani Safer ayı ay olarak uğursuz bir ay olmaz. Safer ayını yaratan Allah, Muharrem ayını da yaratmıştır, diğer ayları da yaratmıştır. Bir ayın içerisinde tarihte değişik olaylar olmuş olabilir. Muharrem ayının içerisinde Kerbela olayları olmuştur, çok çirkin olaylar olmuştur. Niye Muharrem ayını uğursuz ay demiyoruz? Ramazan ayı en hayırlı aydır, en bereketli aydır. Ama gavurlar en çok cinayetleri İslam ülkelerinde Ramazan ayında işliyorlar. Her Ramazan ayı kan döküldüğü ay oluyor. Ha, o zaman ay uğurludur, ay uğursuzdur denmez. Böyle inanmak doğru değildir. Bizim tavır ve davranışlarımız, diyor ki Allah Celle Celaluhu, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Kullarım, sizin başınıza hangi musibetler gelirse, şu aydan, şu mekandan kaynaklanmıyor. Kendi ellerinizin yaptığı günahlardan kaynaklanıyor. Siz günahlarınızı işliyorsunuz, ben de belasını gönderiyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ya'fu an kethir, çoğunu da affediyorum diyor. Kıymetli dostlar, hayatımızın akışı içerisinde şu uğursuz bir manzaradır diyebileceğimiz hiçbir şey olmamalı. Ne zamana, ne mekana, ne de bir canlı veya cansız varlığa uğursuzluk izafe etmemeliyiz. La tiyarete fil İslam. İslam dini, cahiliyet döneminde insanların inançlarında yerleşmiş olan uğursuzluk meselesini kökünden silmiş, cinsen hükmü nefyeden la ile la tiyarete demiş. Asla uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bir insanın doğan ilk çocuğunun kız olmasını bazı toplumlar uğursuzluk kabul ederlermiş. Bu kız çocuğuna ters bakmaktan kaynaklanır. İslam bunu olduğu gibi reddetmiştir. Hatta Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de yerlerin göklerin mülkü Allah'a aittir. Dilediğini yaratır. Dilediği insanlara kız çocuğu verir, dilediği insanlara erkek çocuğu verir, dilediği insanlara hem kız hem erkek verir diyor.
ben çocuk veririm dilediğim insanlara derken söze nasıl başlıyor? Dilediğime kız veririm diyor, dilediğime erkek veririm diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç tane kız çocuğunu yetiştirip namusuyla, iffetiyle hayata kazandıranı Allah cennette bana komşu yapacak diyor. Bir tanesi diyor ki, ya Resulallah, iki tanesi olan, iki tanesini de namusuyla, iffetiyle yetiştiren Allah bana cennette komşu yapacak diyor. İki kızı olan böyle söylüyor. Bir tanesi diyor ki, ya Resulallah, benim diyor bir tane kızım vardır diyor. Bana da diyor müjde var mı? Sana da müjde vardır diyor. Halbuki erkek çocuğuyla ilgili bunu söylemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden kız çocuğuyla ilgili bunu söylüyor? Çünkü o toplum kız çocuğunu uğursuz kabul ediyor. Yok böyle bir şey. Başkalarının inançsızlıkları sebebiyle uğursuzluk vesilesi kabul ettikleri ve diri diri öldürmeye teşebbüs ettikleri kız çocuklarını eğer siz namusuyla, iffetiyle büyütürseniz, dini kriterlerde büyütürseniz, bir hanımefendi, Müslüman bir hanımefendi yaparsanız, böyle bir anneyi, böyle bir babayı Allah Celle Celaluhu cennete Peygamber Efendimiz'e komşu kılmış oluyor. Kıymetli dostlar, Efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, ve yu'cibune el fe'lu, tefeul hoşuma gider diyor. Ne demek tefeul hoşuma gider? Kalu ve mel fe'lu, tefeul nedir ya Resulallah diye sorduklarında, kale kelimetun tayyibetun, güzel sözler. Şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye musalahasını yapacaklar. Kafirlerle müşriklerle bir anlaşma imzalayacaklar. Bir türlü anlaşamıyorlar. Yani maddelerde bir türlü anlaşamıyorlar. Sonra müşriklerden birisi geldi. Onları temsilen adı Süheyl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen zata adın nedir diye sordu. Adım Süheyl dedi. Süheyl Arapçada sehl kolay demektir. Süheyl de kolaylaştırıcı demektir. Yani ismin anlamı bu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adı Süheyl olan bu zatı ismini öğrenince dedi ki o zaman işimiz kolaylaşmıştır. Yani burada güzel bir kelime Süheyl kolaylaştırmak anlamını ifade eden Süheyl. Efendimiz bunu ne yapmıştır? Tefeul etmiştir bunun da. Yani hayra yorumlamıştır bunu. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında birisiyle karşılaşmış, adın ne diye sorduğunda adım Saad demiş. Saadet kelimesi bu kelimeden geliyor. Saadet kelimesi. Feiden saidna dedi. O zaman bu yolculukta biz saadete erdik dedi. Yani güzel kelimelerden güzel anlam çıkarmak vardır ama uğursuzluk inancı inancımız içerisinde yoktur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Urve bin Amir radıyallahu anh Efendimiz diyor ki zükireti tıyaratu inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani uğursuzluktan bahsedildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir mecliste. Fekale ehsenuha el fe'lu. Uğursuzluk yoktur dedi. Ancak tefeul vardır. Yani güzel isimlerden, güzel kelimelerden mutlu olmak bu vardır diyor. Vela teruddu müslimen. Sakın ha bir uğursuzluk inancı bir insanı işinden ve yolundan alıkoymasın. Ben dükkanıma gidiyordum, açacaktım ama karşıma affedersin bir köpek çıktı. Bu uğursuzluk vesilesidir. Bugün işimde başarılı olmayacağım. Öyleyse işime gitmeyeyim. Böyle bir şey asla olmamalı. Yani uğursuzluk vardır diye karşılaştığım bir manzarada uğursuzluk inancı ile işinden sakın geri dönme. Yapacağından vazgeçme diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ diyelim ki halk arasında uğursuzluk kabul edilen bir olayla karşılaştın. Senin de içinde etki yapıyor. Acaba uğursuzluk yapacak mı, yapmayacak mı? İşim rastgele gidecek mi, gitmeyecek mi diye. Böyle içinden rüzgarlar dolaşıyorsa, fırtına esiyorsa ne yapacaksın? اللهم لَا يَئْتِي بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ şöyle dua edeceksin. Allah'ım, iyilikleri ve güzellikleri yaratan sensin. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّيَاتِ اِلَّا اَنْتَ kötülükleri bertaraf eden de sensin. Bana iyilik gelecekse sen vereceksin. Kötülükler bertaraf olacaksa sen bertaraf edeceksin. İyilikleri bana nasip eyle. Kötülükleri benden bertaraf eyle. Kötülüklerden beni koru Allah'ım. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِكَ Allah'ım, iyilik yapacaksam sen güç vereceksin, kuvvet vereceksin, ben yapacağım.
Kötülüklerden kurtulacaksam sen güç kuvvet vereceksin, elimden tutacaksın, kurtulacağım. Bu duayı yapın, Allah'ın izniyle yürüyün. Demek ki işimize giderken, gücümüze giderken moralimiz efendim bozulduğunu kabul edelim. Acaba işim olacak mı, olmayacak mı? Kendine göre işine fırtınalar esiyor. Dua ile başla kardeşim işine. Ne diyeceksin? Arapça olarak söyleyebilirsen, Allahümme la yeti bil hasenati illa ente ve la yedfe'u seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvveti illa bik. Türkçe olarak söyle. Allah'ım bütün iyilikleri sen gerçekleştirirsin. Bütün kötülükleri sen defedersin. Yapabileceğim bütün iyiliklere güç kuvveti ancak sen verirsin. Sakınabileceğim zararlı şeylerden, kötülüklerden ancak sen güç ve kuvvet vererek beni kurtarırsın Allah'ım. Beni iyiliklere ulaştır, kötülüklerden kurtar diye. Evet, böyle bir dua ile dua etsin diyor sevgililer, sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli dostlar, sonuç olarak, özet olarak ne demiş olduk? İnanç çok önemlidir. Ameller de bizim sorumlu olduğumuz tavır ve davranışlarımız vardır ameller içerisinde. Haramlarıyla, helalleriyle bunlar bizi ilgilendiriyor. Bunlara karşı bu sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim kulluğumuzun elbette göstergesidir. Ancak inançla ilgili olan bölümler amellerden çok daha önemlidir. Bu bakımdan inancımızı tehlikeye düşürecek her türlü olumsuzlukları izale edeceğiz. Hastalık bulaşması var mıdır? Yani bulaşıcı bir hastalığa muptela olan başkasını hasta edebilir mi? Edemez. Hastalığı yaratan Allah'tır. Başka yaratan yoktur. Sebep olabilir mi? Sebep olabilir. Sebep olmak, yaratmak demek değildir. Öyleyse, efendim uğursuzluk dinimizde esas olarak yoktur. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri inancımızı tehlikeye düşürecek her türlü yanlıştan cümlemizi hifzu himaye eylesin.